Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizlerden gelen soruları cevaplayacağım arkadaşlar. Facebook grubumuz üzerinden sorular aldım arkadaşlar. Facebook grubumuzu bilmeyenler yok varsa eğer hem şurada gördüğünüz gibi link çıktı ve açıklama kısmında da linki var, oradan katılabilirsiniz. Bu videoluk ilk bölümlük, yani Facebook grubumuzdan aldığım soruları Furkan yanıtlıyor hashtag ile arkadaşlar. Bu bölümün serinin adı da zaten Furkan yanıtlıyor olacak. Bir ikinci serimiz daha olacak. O da Furkan'a kolay gelsin olacak arkadaşlar. O daha gelmedi. O seride de böyle yapmamı istediğiniz challenge'ları falan yapacağım. O daha gelmedi. O ile biraz daha ileride gelecek. Şimdi yeni serimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. 10.000 like üzeri falan gelirse gerçekten beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Facebook grubumuzdan soruları aldım. 10 tane soru seçtim arkadaşlar. Bir sonraki video içinde soruları Instagram hesabımdan alacağım. O yüzden kaçırmamak için de Instagram hesabımı takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Onun adresi de gördüğünüz gibi çıktı ekranda. Instagram hesabımda da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman şimdi sorulara geçelim. İlk sorumuz İrem'den gelmiş. Bakalım İrem ne demiş? Bu kanalı açtığın zaman bu kadar büyük... konuşamadım. Bu kanalı açtığın zaman bu kadar büyük bir kitleye sahip olacağını hiç tahmin etmiş miydin? Bu arada seni çok seviyorum demiş. İrem'cim çok teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Bu kanalı açtığım zaman bu kadar büyük bir kitleye sahip olacağımı düşünmüş müydüm? Düşünmemiştim. Kimse de düşünmemiştir bence. Hiçbir YouTuber düşünsenize kanala ilk açıyor böyle. Ben ileride çok büyük takipçi olacağım. Benim çok büyük takipçilerim olacak falan dememiştir bence. Ben de demedim yani. Hiç hatta düşünmüyordum falan filan. Ne bileyim öyle kendi çapımızda takılıyordum falan, sonra genişledik, kocaman bir aile olduk dediğin gibi. Öyle kocaman bir aile olduk şimdi. Düşünmüyordum, evet düşünmüyordum ama oldu, başardık bunu, hep beraber yaptık, sizler sayesinde yaptık, hep beraber yaptık. Evet, ikinci soruya geçelim. Bu soruda Taha Yaman'dan gelmiş. Soyadaşım. Evet, adaş oluyor da soyadaş niye olmuyor değil mi? Neyse. Taha Yaman'dan gelmiş. Ne demiş? Abi YouTube aktif olmayan aboneleri sildi ve aboneleri bayağı azaldığını görünce ne hissettin? Demiş. Birkaç gün önce biliyorsunuz arkadaşlar tüm kanallardan aboneler düştü. YouTube böyle aktif olmayan aboneleri mi silmiş? Hata mı olmuş? Ne? Kesin bir bilgi yok herhalde. Fazla da üzerine düşmedim zaten. Ben haberi duymadım. İlk başta ben böyle her gün böyle ne kadar abone gelmiş gibisinden kontrol ederim böyle. Girdim baktım. -15.000 miydi? 10.000. -10.000. Abi bir korktum var ya, bir korktum. Neden korktum? Dedim acaba yanlış bir şey mi yaptım? Yanlış bir şey mi oldu? Ne oldu da 10.000 abone gitti? Bir anda 10.000 abone gitmesi demek abi facia gibi bir şey ya. Düşünsenize her gün 7.000 abone geliyor, 6.000 abone geliyor. Bir anda 10.000 abone gitmiş bir günde. Dedim ne oluyor acaba? Bayağı bir korktum gerçekten. Sonra direkt aklıma şey geldi. Sen diğer YouTuber'lara da bakayım geldi. Acaba genel mi bir şey var diye diğer YouTuber'lara da bakmak geldi aklıma. Diğer YouTuber'lara baktım işte. Emrecan'a falan baktım. Ona buna baktım ve bir baktım hepsinde var. Hepsinde aboneler gitmiş. PewDiePie'in 600.000 abonesi gitmiş. Dedim genel bu olaymış. Dedim oh dedim. Dedim çünkü yanlış bir şey yaptım diye korktum gerçekten. O yüzden bir şükrettim yani 10.000 aboneye. Ya çok da üzüldüm sayılmaz yani, 10.000 aboneye gerçekten büyük sayı ama buna da şükür dedim. Gerçekten buna da şükür dedim. Ben kötü yanlış bir şey yaptığımdan korktum. Eğer böyle temizlik falan varsa gitsin yani, önemli değil. Ben sadece yanlış bir şey yapmaktan yapmışımdır diye korktum. Bu sadece. Öyle. Diğer soruya geçelim. Mencunur Eroğlu demiş ki ileride hangi mesleği seçmek istiyorsun demiş. Evet, ileride hangi mesleği seçmek istiyorum. Ben arkadaşlar her zaman polislik istedim. Şu anda da hatta polislik istiyorum. Ne bileyim, ben polis olmak istiyorum ya. Ben polislik istiyordum ama ta ki bu YouTuber'lığa kadar. Biliyorsunuz polislikte falan böyle sosyal medya falan içerik üretemiyorsunuz. Yani kurallar var, bazı kurallar var. Mesela polis olursam eğer YouTube kanalını kapatmak zorundayım. Çünkü düşünsenize ben YouTuber'ım. İzleyicilerim benim polis olduğumu biliyor falan böyle. Ne bileyim, yasak işte. Böyle polislerin bu tarz şeyleri yapması yasak. O yüzden YouTuber'lığı bırakmam gerekiyor. O yüzden polis olmayı erteledim gibi bir şey. Sırf bu YouTube'u bırakmamak için polis olmayı erteledim. Radyo televizyon okumayı düşünüyorum şu anlık. Bakalım. Hayırlısı ya, bakalım. Ama ben polislik istiyordum. Gerçekten polislik istiyordum. Ailem istemiyor. Annem falan hiç istemiyor. Hele de şey diyor işte. Bu zamanlarda olmaz işte. Bu zamanlarda polis mi olunur?
falan filan kızıyor annem istemiyor ama asıl bence bu zamanlarda polis olunur. Bu zamanlarda polis olacaksın ki bir yararımız dokunsun yani. Öyle bence. Bu zamanlarda polis olmakta bir şey yok bence. Yani bir şey yok dediğim, bu zamanlarda asıl polis olmak lazım. Asıl bu zamanlarda ihtiyacı var ülkemizin. Bu zamanlarda vatanımızın ihtiyacı var. O yüzden bence bu zamanlarda olmak lazım ama dediğim gibi sırf YouTube yüzünden bakalım hayırlısı diyelim yani. Pınar Komaz demiş ki sana hediye göndermek isteyenler var ve PTT ile konuşacağını söylemiştin. Ne zaman ayarlayacaksın demiş. Pınar vallaha hiçbir fikrim yok. Evet onu söylemiştim. Ben PTT ile konuşacağımı söylemiştim. Siz de o mesela PTT Karabük Şubesi'ne diyecektiniz. Yollayacaktınız ama ben onu konuşmadım. Yani çok üşeniyorum. Biraz uzakta ayıptır söylemesi biraz yürümek lazım. Ayıptır, niye ayıptır söylemesi ise niye ayıp olsun oğlum Allah Allah ne alakaysa. Biraz uzak o yüzden ben de üşeniyorum bayağı üşeniyorum. Yani oraya kim gidecek ya falan yani öyle gidemedim konuşamadım. Ama inşallah konuşacağım ama en erken ne zaman konuşurum? Bayram geçtikten sonra ben tatilden geldikten sonra konuşabilirim aynen. Yani... 2 haftası daha var gibi. Zaten konuştuğum zaman da arkadaşlar videolarda onu duyururum. Hediye yollamak isteyenler yollayabilir yani. Öyle. Ama doğum günün geçmiş olacak aynen. Bakın doğum günüm 4 Temmuz buradan duyurulur. Neyse diğer soruya geçelim. Deniz Ankek. Ankek diye mi okunuyor ya? Ankek diye okunuyor herhalde. Deniz demiş ki Deniz diyelim biz yeter. Deniz abi bizler hakkında ne düşünüyorsun? Bu arada seni çok seviyorum iyi ki varsın. Kalp... Lan göremiyorum. Ben Sıla neyse çok ciddili oldu. Ben Sıla. Nasıl adın Deniz değil mi ya? Adı Deniz ama Sıla demiş. Neyse Sıla'cığım sevgiler sana buradan. Bizler hakkında ne düşünüyorsun demiş. Sizler hakkında ne düşünüyorum? Ha seni çok seviyorum demiş bir de Deniz'cim ben çok... Sıla'cığım ben de seni çok seviyorum teşekkür ederim. Sizler hakkında neler düşünüyorum? Sizler hakkında bir şey düşünmüyorum. Yani gerçekten çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten cansınız varsınız. Cansınız iyi ki varsınız. Zart zurt falan filan. Sizler hakkında ne düşünüyorum ya? Bilmiyorum. Hani böyle YouTuber'lar kitlelerini fazla sevmez falan filan ya. Ben kitlemi gerçekten çok seviyorum. İzleyicilerimi falan gerçekten çok seviyorum. Her zaman böyle arkamda durmaya çalışıyorlar. Beni desteklemeye çalışıyorlar falan filan. Gerçekten çok seviyorum sizleri. Böyle Instagram'da fan sayfaları açanlar falan var. Onlara da sevgiler buradan onlara da. Gerçekten hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinizi birer ayrı ayrı birer birer böyle. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız gerçekten. Sizler olmasaydınız zaten ben de buralara gelemezdim zaten. Öyle yani sizler hakkında neler düşünüyorum? Sizleri çok seviyorum yani. Ne diyebilirim ki? Ne bileyim yani öyle. Yani. İrem Doğan demiş ki elinde sihirli değnek olsaydı değiştirmek istediğin 3 şey ne olurdu demiş. Elimde sihirli değnek olsaydı değiştirmek istediğim 3 şey ne olurdu? Geçen günlerde arkadaşlar biliyorsunuz bir patlama yaşandı. İstanbul'da maalesef. Buradan da herkese gerçekten başsağlığı diliyorum. Ailelerine olsun. Gerçekten terörü lanetliyoruz. Elimizden keşke bir şey gelse yani elimden keşke bir şey gelse ama maalesef gelemiyor. Sadece dua ediyoruz yani sadece dua edebiliyoruz. Dediğim gibi değiştirmek istediğim 3 şey olsaydı kesinlikle birincisi terörü bitirmek olurdu. Bu ülkedeki terör olayları zartlar zurtlar saçma sapan şeyleri bitirmek olurdu. İkincisi ne olurdu? İkincisi de artık kendimle alakalı şeyler olsun. İkincisi de... Yüzümdeki evet yüzümde benim çiller var. Belki videolarda çok belli olmuyor ama bazı videolarda belli oluyor. Vloglarda falan belli oluyor. Bak şöyle gelirsem belki gözükür mü bilmiyorum ama. Yüzümde çiller var. O ne bileyim onların gitmesini isterdim ama ben sevmiyorum ya. Ne bileyim hiç sevmiyorum valla. Gerçi ona da şükretmemiz lazım. Gerçekten ne biçim sorunları olanlar var. Gerçekten buna da şükür ama. Ne bileyim sevmiyorum ben. Çillerimi hiç sevmiyorum. Öyle. Üçüncü şey de ne olurdu? Üçüncü şey de gerçekten ne bileyim. Kendi hayatımda değiştirmek istediğim fazla şey yok. O yüzden... Yine bir yerlere yardım etmek isterdim ya herhalde. Ne bileyim böyle hastalıklar kalksın, bir şeyler olsun. İyilik yapmak istiyorum hep. Evet, iyilik yapayım hep. Ne olurdu? Üçüncü şey. Ne olurdu? Fakirlik falan bitsin. Öyle bir şeyler olurdu ya. Aynen. Çok fazla değiştirmek istediğim özelliğim yok yani Allah'a şükür. O yüzden ne bileyim. Öyle. Yardımda bulunurdum yani hep. Böyle kötülere yani... Şeylere ne kötüleri ya. Şey yardıma ihtiyacı olanlara yardım ederdim herhalde o hakkılarımla yani. Öyle. Diğer soruya geçelim. Çok uzattım farkındayım. Ferhat Kunduracı demiş ki bundan önce başka kanalın oldu mu ve kanal açma hikayeni anlatır mısın demiş. Bundan önce bir sürü kanalım oldu. Evet beni bundan önce bir sürü kanalım oldu Ferhat. Bayağı bir kanalım oldu. Bayağı bir dediğim durun sayalım. Bir tane vardı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane falan olmuş herhalde.
Bir tanesini hiç unutmam. 3 sene önce miydi? 4 sene önce miydi? 3 sene, 2 sene, 3 sene önce falan öyle bir şey herhalde. Zaten gerçekten o zamanlar kimseler yoktu YouTube'da. Çok şu anki en büyük kanallardan böyle 1-2 tane falan vardı. En tanınan YouTuber'lardan çok az çok az vardı ve 10 bin aboneleri falan vardı. Şu anda 2 milyon abonesi olan adamın 10 bin abonesi falan vardı o zamanlar. Ben de o zamanlar YouTube'a başlamıştım ama çok salakmışım. Gerçekten salağın tekiymişim herhalde. Ve çocuğum. Ne bileyim, konuşmayı bilmiyorum. ondan sonra nasıl diyeyim? Ses kalitesi berbat, görüntü kalitesi berbat, her şey berbat. Hiçbir şekilde düzen yok, kalite yok. 50 aboneye kadar çıkabilmişim. Ondan sonra bırakmıştım. 3 sene önce mi, 4 sene önce mi? Öyle bir şey herhalde. Öyle bırakmıştım onu da. Sonra geçen sene bu kanalımdan önceki kanallarım var. 2 tane bundan önce kanal değiştirdim. O kanallarda ne olmuştu? Telif miymişlerdi, öyle bir sorunlar olmuştu. O kanalları kapatıp yeni kanala geçmek zorunda kaldım. En son kanalımızda da Allah'a şükür geliştik. En son kanalımızda bununla sonsuza kadar devam etmek istiyoruz. Sonsuza kadar derken yani gidebildiğimiz kadar gitmek istiyorum bu kanalda. Öyle. Kanal açma hikayeme gelince, kanal açma hikayemde aslında fazla bir şey yok. Ne bileyim yani, kanal açayım dedim, açtım yani. Kanal açma hikayem yok. Ben bayağı YouTube'un en eskilerindenim. Gerçekten en eskilerindenim. Yani en eski takipçilerindenim diyeyim. En eski... Çünkü kaliteli yapmıyordum ilk zaman yaptığım zamanlarda. İzleyici olarak en eskilerinden, gerçekten en eski YouTuber'ları falan hepsini bilirim. O yüzden hep bir heves olmuştur içimde falan böyle. İşte ileride yapacağım, ileride yaparım inşallah falan filan derdim küçükken. Şimdi artık başardım bunu yani. Öyle. Hikaye bu yani. Yani. Mehmet Kılıç demiş ki ıssız adaya düşsen yan alacağın 3 YouTuber kim olurdu demiş. Mehmet, yanıma 3 YouTuber kim alırdım biliyor musun? Bilmiyorsun tabii. Ben de bilmiyorum. Evet, kim alırdım ki? Ne bileyim ben. Dur. 3 kişi. YouTuber değil mi? Ha, YouTuber. Issız adaya düşsem. Yemek. İdil Tateri. İdil ablaya da sevgiler buradan. Kesinlikle İdil Tateri alırdı. Tateri. Konuşamadım. Tateri alırdım. Yemekten dolayı. Başka kim alırdım? Ruhi Çenet. Ruhi abiye de sevgiler buradan. Ruhi Çenet'i alırdım kesinlikle. Çok bilgili bir adam gerçekten. Çok bilgili bir abimiz. Bilgisi bayağı, ne bileyim, adada kolaylıklar sağlar bence. Bilgisi çok çünkü adamın. Öyle. Onu alırdım. Üçüncü kişi. Ha, üçüncü kişi de bilemedim. Üçüncü kim alsam ya? Üçüncüyü gerçekten bilemedim ya. Böyle güçlü birisini alayım ya. Güçlü birisini boş verin. Kim alsam? Ağır mimar alayım. Evet evet, ağır mimar, ağır mimar. Ağır mimar alayım. Ömer abiye de sevgiler buradan. Ağır mimar alayım. Hem mimar biliyorsunuz zaten. Mimarlık okuyor. O yüzden ne bileyim. Belki orada ev yapmamıza falan yardımcı olur belki. Ne bileyim. Öyle. Onu alayım. Ne bileyim. Üçünü alayım. Evet. Ruhi Çenet. Ağır mimar. İdil Tateri. Evet. Bunları alayım. Güzel. Aldım gitti. Hadi görüşürüz. Necati Günay demiş ki ulaşmak istediğin kitle. Soru işareti. Ulaşmak istediğim kitle arkadaşlar, aslında bu kitle. Gerçekten şu anki kitlemi çok çok seviyorum. Ulaşmak istediğim bu hayal, bu kitle benim için hayaldi yani. Ve bunu başardık gerçekten. Ulaşmak istediğim kitle buydu ve ulaştım. Ama her zaman mesela şöyle oluyor. Diyorsunuz ki 10.000 abone olmalıyım, 10.000 abone olmayalım diyorsunuz. 10.000 abone oluyorsunuz. Sıradaki 50.000 abone olmalıyım, 50.000 abone olmalıyım oluyor. 50.000 abone oluyorsunuz, 100.000, 100.000 oluyor. O yüzden şu anki de hedefim arkadaşlar 500.000. Ama en büyüğü derseniz kesinlikle 1 milyon arkadaşlar. Şu an hedefim benim 1 milyon diyebiliriz. 1 milyon olmak gerçekten çok istiyorum. 1 milyon umarım da sizler sayesinde olacağız yani. Benim istediğim kitle o. Aslında kitle derken abone değil de benim istediğim kitle ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anki kitle dedim ya işte, gerçekten şu anki kitle. Yani nasıl oluyor? 1 milyon abonem olsun ama izlenmeler 100 bin, ondan sonra 50 bin falan. Bunu istemiyorum. Yok, böyle bir şey olmasın. Benim istediğim şu. 100 bin abonem var mesela. Şu anda 200 bin abonem var mesela. İzlenmelerim 300 bin, 500 bin. Abonemden fazla izlenmek. Benim istediğim kitle bu. Ve gerçekten bunu başardık. Bunu başardığım için çok mutluyum yani. Benim istediğim kitle bu. Yani 1 milyon abone olup her videonun ne bileyim 800-900 bin izlenmesi falan. Benim istediğim kitle bu ama... Bakalım, belki başarırız, belki başaramayız. Yine de çok güzel ilerliyoruz. Olursa olur, olmazsa olmaz yani. Öyle. Bu kadar. Gözde Türk demiş ki en çok eğlendiğim video hangisi? Soru işareti gülücük. demiş Gözdecim de, öyle demiş. Gözdecim.
Niye öyle dedim ben bilmiyorum. En çok eğlendiğim video. En çok eğlendiğim video. Tüm videolarda ben eğleniyorum aslında ama tüm videolarda çok eğleniyorum gerçekten. Çünkü severek yapıyorum yani bu işi. O yüzden tüm videolarda eğleniyorum ama en çok eğlendiğim video. En çok güldüğüm video falan böyle. Evet, buldum. Tahmin edin. Bir tahmin edin. Bilemediniz. Belki bilmişsiniz tabii, tahmin edenler de olmuştur. Tabii ki de arkadaşlar, tabii ki de neyse. Benim en çok eğlendiğim video marshmallow videosu. Talha ile beraber ağzımıza marshmallow tıkayıp kelimeler tahmin etmeye çalışmıştık. Gerçekten o videoda çok eğlenmiştim. Çok gülmüştüm çünkü böyle diye konuşamamıştık yani falan, böyle çok eğlenceli bir videoydu. İzlemediyseniz de arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. İyi butonundan nereden çıktıysa artık. İyi butonuna şu anda çıktı, görüyorsunuz. Nereden çıktı bilmiyorum. Oraya tıklayarak izleyebilirsiniz onu da bu videodan sonra. Veya açıklama kısmında linki var. Oradan izleyebilirsiniz video sonunda. Gerçekten çok eğlenceli bir video olmuştu. Benim en çok eğlendiğim videoda o sanırım. Aynen, çok gülmüştük ya. Gerçekten bayağı gülmüştük yani. Evet arkadaşlar, Furkan Yanıtlıyor'un sonuna geldik. Bu seriyi umarım sevmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir videoda. Kesinlikle aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmazsınız umarım yani. Kesinlikle umarım. Ne bileyim, saçma sapan cümleler kuruyorum, fark ettim. Kusura bakmayın. Dediğim gibi aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmazsınız inşallah. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki soruları Instagram adresimden alacağım. O yüzden Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmından bulabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.